Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Deniz Cade. Kanalımda özellikle Almanya'ya göç maceramızı anlatıyorum. Onun dışında da videolarım ve kızımla yaptığımız aktiviteler var. İlgilenenler olursa diğerlerine de bakabilir. Şimdi bu videomda neyden bahsedeceğim? Öncelikle buradan bahsedeyim aslında. Burası arkamda gördüğünüz yer Schlachte. Aslında korona olmasaydı şehrin en gözde mekanlarının olduğu yer ve çok eğlenceli bir yer. Ama ne yazık ki her yer kapalı. Şu an sadece böyle kıyılarda oturan insanlar görebiliyoruz. Uzaktan da bakmak daha güzel oluyor. Evet, şimdi videoda baştan beri anlatacağım nasıl yaptık, bize geç oldu falan diye bahsettiğim Almerlük'ü nasıl yaptık, bundan bahsediyorum. Aslında Almerlük ne? Şehre kayıt olmak, yani belediyeye kayıt olmak gibi. Ben artık burada oturuyorum, benim oturumum burada, adresim şu demek gibi bir şey aslında. Türkçe karşılığı o yani. Şimdi Almerlük aslında ilk geldiğinizde yapacaklarınızdan bir tanesi, o videoda da hep bahsettim, Almerlük için randevu almak. Çünkü şimdi daha önceden daha sık randevu varmış, bazı hatta küçük şehirlerde randevu almanıza gerek yokmuş. Sabahtan gidiyormuşsunuz, oradaki sıradan gidiyor, geri işlemleri yapabiliyormuşsunuz. Ama şu anda tabii ki yine pandemide her şey geciktiği gibi, bu da gecikti. Normalde Almanya'ya geldiğinizden itibaren, yani siz D2 vizeyle geldiniz ve artık burada yaşayacaksınız, göç ettiniz, buraya taşındınız, 2 hafta içinde Almerlük'ü yapmak zorundasınız. Böyle bir kural var, bunun cezası var aksaklıkta. O yüzden ne yaptık? Biz gelir gelmez buradan randevu aldık. Ve randevuyu 3 hafta sonrasına verdiler. Evet, 2 haftaydı kural ama onlardan dolayı bir gecikme olduğu için sıkıntı yok. Yani siz randevunuzu alın, ondan sonrasına karışmayın. Ama tabii burada bir evrak listesi var, yani hazırlamanız gereken. Ve bunlardan 2 tanesini Türkiye'deyken almanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Formül A ve Formül B belgesi alıyorsunuz. Bunlar uluslararası evlilik ve uluslararası doğum belgesi. Aslında çok kolay bir işlem. Ama dediğim gibi eğer Almanya'ya almadan gelmiş olursanız işlemlerinizde büyük aksaklıklar olabilir. Ve buradan inanın nasıl alınacağını bilmiyorum. Herhalde konsolosluğa gitmeniz gerekebilir. Ama her şeyde konsolosluk mesela Bremen'de yok, Hannover'a gitmek gerekiyor gibi bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. O yüzden Türkiye'deyken almanız, hatta birkaç tane almanızı öneririm, dosyanıza koymalısınız. Sonra bu belgeleri aldıktan sonra siz bir yer kiraladıysanız problem yok. Kira kontratınızı ekliyorsunuz buraya ve ev sahibinden aldığınız size o, ben şimdi linki de aşağıya bırakacağım tabii bu Bremen için, ama en azından neye başvuracağınızı ve nasıl bir şey başvuracağınızı, nasıl bir şey dolduracağınızı bilirsiniz diye açıklamalar kısmına bırakacağım linki. Orada bahsedilen formu dolduracaksınız. O form da yanınızda olacak. Kira kontratınız da yanınızda olacak ve Formül A ve Formül B de yanınızda olacak. Ve tabii ki pasaportlarınız yanınızda olacak. Bu şekilde eğer kaç kişi yaşıyorsanız orada, biz 3 kişi yaşadığımız için kızımızla birlikte randevuya gittik. Evet, işlemler sürdükten sonra orada, yani yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Aslında daha kısa sürebilirdi ama bizim orada çalışan sanırım yeniydi, birkaç kalkıp orada çalışan başkalarına falan sordu. Yani aslında oradaki işlem, bilgisayara işlemeleri gibi ve imza atmanız gibi işlemler çok uzun sürmüyor. Ama dediğim gibi 1 saat gibi bir şey sürdü ve şehre kaydımız olmuş oldu. Bunun dışında herhangi bir bekleme süreci yok, yani o 3 haftadan sonra kaydınızı yapmış oluyorsunuz. Almerlük tamamlanmış oluyor. Ayrıca bunlara ek olarak Wohnungsgeber Bestätigung diye bir evrak var. Bunu da ev sahibinizin imzalaması gerekiyor. Bu arada pasaportunuzun fotokopileri de gerekiyor. Onu da atlamayın. Şimdi evet, ev kiraladıysak sıkıntı yok. Peki otel ya da herhangi bir şey olduysa nasıl oluyor? Yine siz ne yapıyorsunuz? Oturduğunuz yerin, yani mesela Airbnb kiraladınız bir aylık işte, ya da başka birinin evinde bir oda kiraladınız, yine aynı işlemleri ona yaptırmış oluyorsunuz. Yani ev sahibiniz oranın sahibi olmuş oluyor, orayı gösteriyorsunuz. Ama ev olduktan sonra bu işlemi tekrar yapmanız gerekiyor. Yani her taşındığımızda, mesela biz şimdi ev değiştirirsek tekrar Almerlük yapmamız gerekiyor. Yani şehre geldim bir kere yaptım, olmuyor. Sizin asıl adresinizin orası oldu, neresiyse değişirse tekrar bildirmeniz gerekiyor yani. Bu neden? Bütün aslında vergisel işlemler postanıza geliyor. Yani aklınıza gelecek bütün işlemler oraya gelecek. Ve burada posta yoluyla ilerlediği için, posta değil, her şey posta ile geldiği için gerçekten adresinizin olduğu yer çok önemli. Bunu sakın atlamayın. Hem cezası var hem de gerçekten işlemleriniz ilerlemez, hiçbir şey gelmez. Mesela bizim kitap başvurularımızdan önce, yani kitap, siz, biz oraya, ben kitap başvuruları yapıyordum, bunu anlatmıştım başka bir videomda. Ama çocuğumuzun kitapası
Biz amelilik yaptıktan sonra bizim posta kutumuza geldi. Yani onun için herhangi bir işlem yapmadık. Evet, siz şehre kayıt olmuşsunuz. Bir çocuğunuz var. Bu da çocuğunuzun kitapası diye geldi. Yani bazı şeyler otomatik ilerliyor siz amelilik yaptıktan sonra. Bazı şeyler için herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Posta kutunuza bilgilendirmeler geliyor. Özellikle vergiyle ilgili olanlar, işte çocuğunuz varsa okul başvuruları ya da işte kitap pasla ilgili işte bir numarası olsun çocuğunuzun diye, bunlarla ilgili şeyler geliyor. Bunlar da aklınızda olsun. Umarım bu videom işinize yaramıştır. Bizdeki bu arada aksaklık anlayan günündeki şu oldu. Daha geçe verilmesi oldu randevu. Yani normalde çok çabuk, belki birkaç gün içinde yapabileceğiniz bir işlem pandemide 3 hafta sonraya kaldı. Ayrıca oturum izniyle ilgili de böyle aksaklıklar oldu. Onları da başka bir videomda anlatacağım. Umarım bu videom işinize yaramıştır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ayrıca beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.